Çoğu insan karşı tarafta ilk dikkat ettikleri şeyin gözleri olduğunu söyler. Peki ya garip bir şekilde kırmızı veya mor gözlü, hatta irisi olmayan biriyle göz kontağı kurarsanız ne olur? Aşırı derecede farklı renklerdeki gözlerin dünyasını keşfetmeye hazır mısınız? 10. Ela. Bu rengi koyu kahve tonlarıyla karıştırmayın çünkü bu garip ton yeşil ve kahverengi arasında kalıyor. Ayrıca heterokmiyayla da karıştırılmaması gerekiyor. Bu garip rengin nasıl oluştuğu hakkında genlere dayandırılmış bir açıklama bulunmuyor fakat bu konu üzerinde birçok teori var. Güney Avustralya Üniversitesi'nden Dr. Matthew Lynch'in yaptığı açıklamaya göre yeşil ve kahverenginin gözde bir araya gelmesi karaciğerden kaynaklı bir nedenle kana karışan materyallerden kaynaklanıyor olabilir. Bu teoriyi destekleyen bir başka teoride bu renk gözlere sahip kişilerin mide rahatsızlıkları yaşamaları. Stanford Üniversitesi'nden genetik bilimci Barry Starr tarafından yapılan bir başka açıklamaya göre ise göze bu rengi veren melanin üreten genler. Bu ela rengi dünya popülasyonunun göz renginin %50'sini oluşturan kahverengiyle karıştırılabilir. Kim bilir, belki sizin de gözünüz bu renk ama siz daha farkında değilsiniz. O yüzden en iyisi aynaya bir bakıp kontrol etmek. 9. Mavi. Profesör Hans Eiberg'ün çalışmalarına göre mavi gözler 6000 ila 10000 yılları arasında genetik bir mutasyon geçirmiş. Karadeniz'den gelmiş tek bir insandan türemiş. Yıllar geçtikçe bu mutasyon Avrupa'da, Kuzey Amerika ve Okyanusya'da yayılmış. Temelde mavi gözler yapısaldır. Peki bu ne demek? Bu rengin pigmenti yoktur ama ışığın yarattığı fiziksel bir efektten oluşur. İnanılmaz değil mi? Mavi gözlerde kolajen de yoktur. Mavinin tonu ışığın kalitesine bağlıdır. Bu etkinin adı Tyndall etkisidir. Dünya nüfusunun %8'i, daha açık olmamız gerekirse 600 milyon kişi mavi gözlüdür. Eğer mavi gözlüyseniz kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Yine de pigmentasyonu bulunmadığından ve güneşe karşı daha fazla duyarlı olduklarından gözlerinize çok daha iyi bakmalısınız. 8. Kehribar. Bal rengi gözler sarıdan altın ve bakır rengine doğru giden bir renk skalasına sahiptir. Aynı zamanda bu gözlere kurt gözler de denir. Çünkü kurtların irisleri de bu gözlerle aynı renge sahiptir. Bu sıra dışı rengin henüz genetik bir açıklaması bulunmuyor ama bilinen şu ki bu göz rengini oluşturan şey pigmentler. İrisini sarı, altın, bakır ve kehribar tonlarında olmasını sağlayan pigment lipokrom. Genellikle kehribar rengi gözler, göz bebeğinin etrafında renkli bir hale oluşmasına neden olan merkezi heterokromiya ile karıştırılabiliyor. Eğer bir gözün kurt gözü olup olmadığını anlamak istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken nokta, kehribar renginin sadece gözün bir kısmını değil, tüm irisi kaplıyor olması gerektiği. Bu ton genellikle Romanya, Fransa, İspanya, İsveç, İtalya ve Slovenya gibi Avrupa ülkelerinde görülüyor. Ayrıca Amerika kıtasından da, Brezilya'da ve Asya kıtasından da bu göz rengine rastlayabilirsiniz. Yeşil. Dünya popülasyonunun sadece %2'si yeşil gözlü ve bu oranın büyük bir kısmını da kadınlar oluşturuyor. Yani anlayacağınız, yeşil gözler de eşine ender rastlanan gözlerden. Örneğin Macaristan ve İrlanda gibi ülkelerde ise durum hiç de öyle değil. Çünkü buralarda erkeklerin %20'si, kadınların ise %80'i yeşil gözlü. Yeşil tonun oluşmasını sağlayan etken düşük melanin seviyesi ve aşırı derece lipokrom. Bu ikisi bir araya geldiğinde yeşil rengi oluşturuyorlar. Los Angeles'taki Impulse Corporation tarafından yapılan araştırmalara göre ABD'li insanlar yeşil gözleri çekici buluyor ve mümkün olsa göz renklerini yeşile çevirmek isteyeceklerini belirtiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yeşil gözler çekici mi? Siz hangi göz rengini tercih ederdiniz? 6. Gümüş. Bu büyük ihtimalle var olduğuna inanmanın en zor olduğu göz renklerinden biri. Gümüş gözler gerçekten var ve her ne kadar mavi renge benzeseler de genetik bakış açısından bakarsak tamamen farklılar. Gözlerin bu renkte olmasının nedeni mavi gözlerde gördüğümüz olayla aynı. Fakat buradaki fark iriste çok ince bir melanin tabakası olması. Böylece ışık gözün içine tam olarak giremiyor ve bu rengi ortaya çıkartıyor. Uzmanlar bu ince melanin tabakasının bir ışık regülatörü olarak işlev gördüğünü ve mavi rengi daha koyu gösterdiğini söylüyor. Elbette bu renk bir göze sahip olmanız için mavi rengi veren OGA2 genine sahip olmanız gerekiyor. Bebeklerin gümüş gözlü olabildikleri doğru. Fakat bu genellikle onların nihai göz rengi değildir. Çünkü bebeklerin göz rengi zaman içinde değişebilir. Çünkü bebeklerin melanin salgılayan hücreleri o yaşta henüz olgunlaşmış değildir. Bebek büyüdükçe göz hücreleri daha çok melanin üretebilir. 5. Menekşe. Alışılmışın dışında bir renk olduğundan bu göz renginin nasıl oluştuğu hakkında şehir efsaneleri var. Bunlardan biri de Alexandria sendromu. Bu efsane 1329'da Londra'da dünyaya gelen mavi gözlü Alexandria Augustine adlı bir kızın hikayesine dayanıyor. Kızın mavi gözleri günden güne menekşe mor arası bir renge dönüşmeye başlamış. Bu durum kızın ailesini çok korkutmuş ve kızlarının bir cadı tarafından ele geçirildiğini düşünmelerine neden olmuş.
Derhal onu bir rahibe götürmüşler. Rahip bu göz renginin herhangi bir büyüyle oluşmadığını ama kızın Mısır'dan gelen ve menekşe rengi gözlere sahip cinli gruplarla bazı bağlantıları olabileceğini söylemiş. Rahibe göre bu rengin kaynağı ruhani grupların gece yarısı ele geçirilen gizemli ışıkmış. O andan itibaren kızın özel olduğuna inanılmış. Aslında bu göz rengi albino kişiler arasında yaygın olarak görülüyor. Melamin ağızlı, kırmızı ve mavi tonlarla birleşince ortaya bu morumsu renk çıkıyor. Fakat albino kişiler dışında Elizabeth Taylor gibi normal insanlar da menekşe göz rengi olabiliyor. 4. Siyah. Bu gözler siyah irislerle öne çıkıyor. Öyle ki göz bebeğini iristen ayırt etmek neredeyse imkansız. Siyah gözler de dünyada çok ender rastlanan göz renklerinden. Dünya popülasyonunun sadece %1'i siyah gözlü. Bu göz rengine ağırlıklı olarak Afrika, Asya ve Güney Amerika kıtasında rastlanıyor. Siyah gözlü olmanın bir nedeni de aniridia, yani irisiz olmak. Fakat bu çok yaygın görülen bir durum değil. 80 milyon insanda bir rastlanan kalıtsal bir durum. Bizi yanlış anlamayın ama bu durumun herhangi iyi bir tarafı yok. Çünkü irisiz olmak zamanla görme kaybına, ışık hassasiyeti, böbrek rahatsızlıklarına ve genetik anomalilere neden olabiliyor. Ve ayrıca bunun tedavisi de yok. 3. Kırmızı. Vampirler var olmayabilir ama en azından onların karakteristik özelliği olan kırmızı gözler varlar. Yaklaşık olarak dünya nüfusunun %0.3'ünde görülen kırmızı gözlere genellikle albino kişilerde rastlanıyor. Bu kişilerin beyaz tenleri kırmızı gözleri iyice ortaya çıkarıyor. Kırmızı gözlerin dışında albino kişilerde mor ve pembe göz renkleri de görülebiliyor. Bu tamamen irisin oluşumuna bağlı. Melamin azlığı nedeniyle ışık gözlerine doğrudan giriyor ve göz damarları yansıma yapıyor. Her ne kadar kulağa ilginç gelse de bu göz rengine sahip insanlarda ışığa karşı hassasiyet, şaşılık, miyop ve astigmat bulunabiliyor. İnanın veya inanmayın, bu göz rengi son zamanlarda Alacakaranlık gibi vampir filmleri yüzünden moda oldu. Bu nedenle de kontak lens firmaları kırmızının her tonunu üretmeye başladılar. 2. Heterokromiya. Alışılmadık göz renkleri oldukça ilginç ama iki gözü birbirinden farklı renkte olan insanlara rastlamak çok daha az olası. Bu duruma heterokromiya deniliyor. O kadar ender rastlanan bir durum ki 1000 kişiden 11'inde görülebiliyor. ABD de bu durumun görüldüğü yerlerden. İki tür heterokromiya var. Doğuştan gelen ve sonradan edinilmiş. İlk tür kişinin doğduğu zaman genetik olarak heterokromiya ile doğmasından kaynaklanıyor. İkinci tür ise glokom veya optik patolojiler gibi dış etkenlere bağlı olarak bir gözün renk değiştirmesine dayanıyor. Heterokromiya tek gözle meydana gelen bir olay ve kişinin hayatını tehlikeye atan bir durum değil. Hatta bu garip göz rengi durumuna sahip ünlüler bile var. Belki siz de onları tanıyorsunuzdur ama heterokromiya olduklarını daha önceden fark etmemiş olabilirsiniz. İşte size minik bir liste. David Bowie, Superman'i oynayan aktör Henry Cavill, Dr. Quinn olarak bilinen Jane Seymour. 1. Merkezi heterokromiya. Kedi gözü olarak da bilinen bu durumda heterokromiyanın bir türü. Heterokromiyadan bile daha ender rastlanan bu durum aynı gözde iki farklı rengin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu farklı renk göz bebeğinin çevresinde bir hare şeklinde oluyor. Merkezin dışında kalan renk gözün asıl rengini oluşturuyor. Bu durum sadece bir gözde olabileceği gibi iki gözde de olabiliyor. Bu durumun nedenleri arasında göz hasarı, genetik kimerizm veya mozaizm olabilir. Gerçekten çılgınca.